Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes ve tabii ki Facebook'tan bizi takip eden kardeşlerimiz. Efendim bugün 14 Mayıs olması lazımdı. 15 Mayıs, 14'ü dündü. 15 Mayıs 2020 Cuma. Herkese çok güzel, çok mutlu bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz ve herkese selamlarımızı iletiyoruz. Tabii ki herkese bugün haftanın son günü. Akşam hükümet yeni açılımlar yaptı. Memurlarımız pazartesi günü normal yayınına başlayacak. Yayına derken normal işlerine başlayacaklar. Çok özel durumları olan, sağlık durumları olanlar dışında rotasyonla çalışma usulü bitecek artık. Ali Unyayar, günaydınlar kardeşim. Murat Gökçe, günaydınlar. Günaydınlar. Bugün bir aksilik var bizim şeyde. Ama olsun, sorun değil. Bakalım, devam edeceğiz. Herkese selamlarımızı tekrardan gönderiyoruz. Bugün... Evet... Evet, 24 Mayıs Pazar günü, bayramın birinci günü, 25-26'sında bayram kutlanacak. Henüz bayramla ilgili herhangi bir sıkıntı, herhangi bir karar yok. Yani sıkıntı derken bayramda ne olacağını, nasıl uygulamalar olacağını kimse bilmiyor. Sıkıntılar şu açıdan, bugün... Bizde de sıkıntı var. Kimlerden mesaj geldiğini göremiyorum. Esas sıkıntım burada. Kimin paylaştığını da göremiyorum. Kimin mesaj gönderdiğini de göremiyorum. Garip bir durum ama yapacak bir şeyimiz yok. Video izleme partisi falan başlattık. Bu aletten pek anlamıyoruz. Evet. Ama bizi izleyen herkese, yorumlarını gönderenlere, sabah bilgisayarı çalıştıramadım, bir aksilik oldu, pilim bitti, neyi bitti, şarjeri koyduk ama biraz bekliyoruz. Belki biraz sonra onu da açarız. Bilgisayar olmadığı zaman bunlarla idare edemiyorum çünkü çok farklı sistemleri var bunların. Ama olsun tabii ki, farklı sistemleri olduğundan değil, farklı versiyonları var. Ve alıştım artık kendi, yani bilgisayarla bu işi götürmeye alıştım. Dolayısıyla Kanal T'nin şu anda ben yayınını izlemekte zorluk çekiyorum ama tabii ki hemen açalım tekrar. Evet, canlı yayına geçtik. Burada Nazime Abdullah, Erdoğan Karakaya, Heran Teşyakar, Sertat Serdar, Raif Toluk, Cumagül Muradova, Hidayet Ali Sarı, Serhat Serdar, Hamit Semiz, Mehmet Ali Çavuşoğlu, Emete Gümüşok. Şimdi bak güzel buldum. Bir şekilde buraya kadar buldum. Günaydınlar herkese. Mehmet Ali Çavuşoğlu, günaydınlar. Efendim tekrar dönelim. Kreşleri 1 Haziran'da açıyorlar. Kuaförler, berberler. Hadi be Kamil Gayrı da bakın olduk. Bunun içinde maskaraya döndük. Allah beni yaksın. Bak kuyruklar bundan uzadı bundan. Biraz daha tavus kuşu olarak geleceğim buraya. Kulakların üstüne saçlar akıyor. Bunları ben elimle kesmeye çalıştım. Eşim kesmeye çalıştı. Çok zorlandık. Artık Aşbe Kamil 2 numarayla götüreyim. Hepsini de bilemeyeceğim ne yapacağım. Gerçi 2 numarayla ben de makineyle keserim. Ama gene de eğri olur. Zekiye Paşa, günaydınlar. 15 kamu görevlileri 15'i itibariyle göreve başlayacak diyor resmi gazete. Evet öyle diyor. Karar da öyle diyor. Özge Samioğlu, günaydın. Ercan Mert Doğdu, günaydınlar. Hasan Kerman, günaydınlar. Cuman mübarek olsun. Teşekkürler Mahsun Uysal kardeşim, günaydınlar. Şimdi kuaför, berber, güzellik salonu, restoran, kafe, büfe 20 Mayıs çarşamba günü açılacak. Şimdi zaten restoranlar, kafeler ve büfelerin take away kısmı, al götür kısmı açılmıştı.
Evet, şişeciyi çok beğenenler var. Bizim şişelerimiz, söylemiştik daha önce de, Ecolivin Natürel Sızma Zeytinyağı. 3 tane şişemiz var aslında bu sızma zeytinyağlarıyla ilgili. Ama bugün hem reklamını yapıyoruz Ecolivin, hem de 5 dakikadan fazla ekranda şeyi görünemez. Markayı gösteremediğimiz için böyle ters de çeviriyoruz ama stand olarak bugün kullanalım yani sevgili Celal. Müsaadenle Ecolive teşekkür ettik. Mehmet Uluçaylı, Bilal Oldaç, Mahsun Uysal kardeşim çok teşekkür ederim. Ve devam edelim. Devam edelim efendim. Uçuşlar, geçişler ve Pileliler henüz belli değil. Pileliler ve Rum tarafına geçişler konusunda, özellikle Pileliler konusunda Sayın Kudret Özer Sayın açıklamaları var. Bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz o konuda. İnşallah en kısa sürede bütün ülke açılır, bütün ülke geçişlerde başlar. Güney Kıbrıs'taki işçiler de, tabii orada çalışanlar da mağduriyetten kurtulur. Uçuşlar konusunda da henüz başlangıç yok. Yalnız İngiltere'den çok ilginç bir haber geldi. Çok ilginç bir haber var. Londra'da 15 gün içerisinde virüsün ortadan kalkabileceği konuşuluyor. Evet, 15 gün içerisinde Necdet Mavi Gözlüğü güzel bir hafta sonu diliyor. Hasan Erdal'a günaydın diyoruz. Evet, Londra'da. Neden? Çünkü günlük vaka sayısı 24'ün altına inmiş ve bu konuda bir beklenti var. Evet, berberler açılmalı artık diyor Nazım Abdullah. Açılsın. Şimdi bu önemli bir olay. Türkiye'de de gidişat pek fena değil. Yalnız Türkiye'de tabii ki 4000'in üzerine çıktı ilk defa ölü sayısı. Allah rahmet eylesin. 144.749 vaka oldu Türkiye'de. Bunu da sizlere duyuralım ama Türkiye gündeminden de neredeyse düşürüyor bu konuyu. Çünkü hastaneleri gerçekten çok başarılı bir şekilde. Tabii açıklananları biz de okuyoruz, gidip görmedik ama öyle söyleniyor. Bizim de önemli bir durumumuz. Ancak artık herkes ekonominin son derece kötüye gittiğini kabul ediyor. Bizim ülkede de, Türkiye'de de. Dolayısıyla işçi kıyımı iddiaları var. Bugün Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasında sevgili Hasan Seviç günaydın. İşçi kıyımı iddiası var. Özel bir üniversitemizde 60 kişinin durdurulduğu söyleniyor. Çok üzücü ve çok da gergin bir durum. Çünkü örneğin İngiltere'de çok büyük sıkıntı var bu konuda. İşsizlik konusunda. Amerika çok daha korkunç bir boyutta. Rusya öyle. Ama şimdi İngiltere'de insanları soymaya başladılar. Zenginleri hedef aldılar. Dün okumuştuk, Dele Alli Tottenham'ın ve İngiliz milli takımının yıldızını soydular. 350 bin sterlinlik saat almışlar kolundan. Ya yani iddia öyle. O da nasıl bir saat saydı. Evet. Dolayısıyla sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Bizde de çünkü eğer işsizlik artarsa suç olayları konusunda sıkıntımız başlayacak. Ve bir konu daha. Para konusu. Dün Maliye Bakanımız söylemişti, Maliye Bakanımız demişti ki 4 milyar TL'ye yakın bir paraya ihtiyacımız var ve o 4 milyar TL'de tabii ki Türkiye'den gelmek zorunda. Zorunda derken Türkiye vermek zorundadır anlamında söylemiyorum. Yani başka kapımız yok. Başka şansımız yok. Çünkü bugüne kadar hamasetle bizi yönetenler ve merak etmeyin be arkadaşlar, çözüm olmazsa biz zaten hiçbir yerden para bulamayız, finans bulamayız, krediye başvuramayız, yapamayız, edemeyiz diyenler çoktu tabii ki. Ve onlar hep haindiler. Şimdi kaldık öyle. Eneşi Driyalya, eşi maskara durumuna geldik ve gerçekten maskara olma pozisyonumuz çok yüksek. Hafta sonu kesin demişti. Bugün o hafta sonu geldi. Bugün bütün bankaları tek tek arayacağım
Vermezler bilgi ama verirlerse bilmiyorum. Sevgili hükümetimizden de fırsat bulursam bir şekilde, eğer bir basın toplantısı falan yapılırsa, Gürcan Yücel günaydın. Evet, KKTC televizyonlarında sorun varmış, hiçbiri açılmıyormuş. Ama bilmiyorum, herhalde uyduda mı sıkıntı var sevgili Gürcan Yücel, bilemem. Nazime Abdullah, sağ olun, teşekkürler. Para bugün gelecek demişti Sayın Hasan Taço, kesin demişti. Hadi iki gün daha verelim acaba, cumartesi pazar, çünkü devlet cumartesi pazar tatile girmeyebilir. Ama bir şekilde başımızın çaresine bakmak mecburiyetindeyiz gibime geliyor. Çünkü en eşi real, para yok. Ve ne yapacağız? Bunun çaresinin mutlaka bulunması lazım. Evet, şimdi ne yapacağız şimdi? Şimdi gideceğiz, şeye gideceğiz. Hava durumuna gideceğiz ki ara vermeden gideceğiz tabii ki. Bugünkü hava durumunu sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü çok önemli bugünkü hava durumu. Mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkacak bugün hava sıcaklığı. Bugün ve yarın, yarın 10 derece yukarıya çıkacak. Bu da demektir ki hava çok sıcak olacak bugün. Meteoroloji Dairesi'nin de bu konuda zaten uyarısı var. Hava sıcaklığında çok ciddi bir artış söz konusu. Aman dikkat. Bölgemiz yüksek basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava açık geçecek. Sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Bu çok önemli. Kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esen bir rüzgar söz konusu. Bugün örneğin Çamlıbel ve Akdeniz 20'lerin üzerinden 36'ya yükselecek. Çok dikkatli olmak lazım. Bu gece ile de gündüz arasındaki hava sıcaklığını çok farklılaştırdığı için aman dikkat. Aman dikkat. Korona virüsten gitmedik. Bir cez koronacık yemeyelim başka türlü. Girne 31, Çamlıbel 36, Lapta 30, Akdeniz 36, Boğaz 32, Alev Kayası 33, Esentepe 32 derece. Sevgili Güner abi Esentepe'de soruyor, memurlar pazartesi işe başlayacak, onlara tahlil yapıldı mı diyor. Onlara test yapıldı mı? Test, korona testi. Yoksa hiç yok diye karar verdik, artık hiç yoktur diye düşünüyoruz. Bu kadar günde çıkmadıysa bir cecik sıcaklık etsin gene, yoktur diye biz de düşünürük. Dışarıdan gelenimiz de yok. Kaçak var mı bilmiyorum ama yok herhalde. Evet, Lefke 30, Güzelyurt 38, Lefkoşa 38, Ercan 38, Geçitkale 37. Çok dikkat lütfen. Beyermud 36, Gazimosa 30, İskele 34 ve Nerenköy 31 derece santigrat. Bugün hava çok sıcak olacak. Bunu sizlerle de paylaşalım ve gazetelerimizin ön sayfalarına geçelim. Gazetelerimizin ön sayfalarına bakalım bugün. Önce internette yayınlanan gazetelerimize bakalım. Haberci gazetesini bugün ilk gazetemiz, açıldıkça açılıyoruz. Hekimler açılımlar konusunda aceleci davranıldığını söylese de, Bakanlar Kurulu COVID-19 çerçevesinde alınan önlemleri biraz daha gevşetti. Yeni kararları Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıkladı. Cenazeler geliyor, restoranlar açılıyor, gece sokağa çıkma yasağı saatlerimiz değişti. Çarşamba gününe kadar öyleydi sanıyorum. Çarşamba gününe kadar 22 ile 06 oldu. 21'di, 22'ye aldık. 20 Mayıs'tan itibaren 24 ile 06 arasında ikinci bir karara kadar yine sokağa çıkamayacağız. Gece yarısından itibaren sabah 6'ya kadar. Tekrar edelim.
Güneye işçilerimizin gidişi ve Pileliler konusu henüz çözülmedi. Uçuşlarımız yok, dünyaya kapalıyız bir şekilde. Pilelilerin geçişinin engellenmesinin sebebi de bu aslında. Ama geçtiğimiz gün zaten eğer bir bulaş malaş meselesi olsaydı, kapıda anneanneler, babaanneler torunlarını kucakladı, öptü falan filan barikatta. Yani zaten artık geçti borun pazarı eğer bulaş olmuşsa, olmuştur demektir. Ama devam edelim. Nisan ve Mayıs aylarında kira ödeyemeyecek olanlara 6 aylık bir süre içerisinde ödeyebilme hakkı verilecek. Devlete olan borç herhalde bu. Üçüncü dünya ülkesi vatandaşları ve TC vatandaşlarının Haziran ayına kadar işten durdurulması yasak. Haziran'da atın, atacaksanız mı anlamına geliyor bu bilmiyorum. Bir yığın insan işten durduruluyor iddiaları var. Ve devlet hayır biz kontrol ederiz her şeyi diyemez Edirne aksanıyla. Hayır biz her şeyi kontrol ederiz edemiyorsunuz çünkü. Yani durduruyorlarsa durduruyorlar zaten. 20 Mayıs itibariyle berber, kuaför ve güzellik salonları açılacak. Evet, 1 Haziran'dan itibaren COVID-19 dışındaki ölümlerle ilgili cenazeler ülkemize gelebilecek. Ama bu konuda tabii ki önce tayyare olması lazım. Şu anda tayyare yok. Eğer ayarlanırsa o ayarlanan uçakta gelir mi gelmez mi, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de iznine bağlıdır tabii ki. 3 ay boyunca her ay 2000 TL olacak şekilde ihtiyaç sandığından çekim yapılabilecek. Bu konuda örneğin ihtiyaç sandığı ve sosyal sigorta ödeneğini 2 yıldır, 1,5 yıldır, 3 yıldır yapamayan şirketler vardı. Onların çalışanları da dahil mi? Çünkü mesela şeylere daha önce sevgili Erman Yalyalı müdürüm, örneğin 1500'lük katkıdan bu şirketlerin çalışanları da yararlandı. Yani birkaç yıldır ödeyemeyen ihtiyaç sandığıyla sosyal sigorta parasını. Peki bu 2000'lik çekmeden de yararlanabilecekler mi 3 ay boyunca? Sormak lazım bunu. Efendim tüm kamu görevlileri bugün itibariyle işbaşı yapıyor. Pazartesi dedik biz. Bugün üç saymadık. Bugün işte au, mau, cavcu ama pazartesinden, yani bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm devlet çalışanları işbaşı yapıyor. What about teachers? Yani öğretmenler de mi acaba? Bilmiyoruz. Öğretmenler okula gidecek mi, giderse ne yapacaklar ki gittikleri zaman okulda? Çünkü talebe yok, okul kapalı. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu bir gerçek. Gerçekten ne olacağı belli değil. Kreşler 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. 20 Mayıs itibariyle, yani önümüzdeki çarşamba gününden itibaren restoran, kafe ve pastaneler açılacak. Evet, meyhanelere hücum. Oruç moruç ama koronavirüsten dolayı birazcık şey olmuş olabilir o, artık bilemiyorum. Yani o herkesin kendi spiritüel, manevi inancına bağlı bir durum. Parası olanlar için tabii ki El Fatiha deyip hiç gidemeyecek olanlar da var. Öldü bizim maddi durum, onu gömdük falan diyenler olacaktır mutlaka. 20 Mayıs'tan itibaren gece sokağa çıkma yasağı gece yarısında, yani 00:00'dan 06:00'a kadar olacak. Ve bugün dahil, bu akşam da dahil olmak üzere gece sokağa çıkma yasağı 22'de başlayacak. İlginç bir durum bu da. Ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sınıf geçme ile ilgili çalışmaların bürokratlar tarafından yapıldığını, sınıf geçme tüzüğünde yeni tadilatlar yapıldığını, pandemi dönemine has yeni düzenlemeler eklediklerini açıkladı. Yani bu da ilginç bir açıklama aslında. Sınıf geçme veya geçmeme anlamadım. Yani bu da üzücü bir durum aslında. Çünkü bu sene gitti çocuklar için.
Mücadeleyi bırakmadım, hep ailem aklıma geldi. İngiltere'de koronavirüsü yenen Ertan Nazım yaşadıklarını BBC'ye anlattı. Mücadeleyi bırakmadım, hep ailem aklıma geldi. Göğüs hastalıkları uzmanı doktor Derlen Russo, olası bir ikinci dalgaya karşı sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve bir pandemi hastanesi yapılması konusunun gündemde olması gerektiğini belirtiyor. Evet, bu da çok önemli. Olası bir ikinci dalga. Bizim doktorumuz bu konuda her gün uyarıyor bizi ta Almanyalardan. Çok önemli. Eylül ve Ekim aylarında ikinci bir dalga bekleniyor. Biz bilmiyorum açılımı, saçılımı düşünürken Eylül ve Ekim'de kafalar çok karışık. İngiltere 2 hafta sonra pandemiyi yeneceğini iddia ediyor. Bilemiyoruz. Evet, tekrar bakalım, tekrar bakacağız. Bir mesajlarımıza gidelim çünkü bugün durumlar karışık, söylemiştik size. Yorumları ve ifadeleri görmek için sola kaydır. Sola kaydırdık. Evet. Bakalım var mı mesajımız şu anda? Bize mesaj falan gelmemiş gibi duruyor. Eski mesajları okumuştuk. Zekiye Paşa'nın okumuştuk mesajını. Bizleri izleyenlere Rahmi Roket, en güzel yapılması gereken sıkıntılı olan kuruluşların özelleştirilmesi. Sat gitsin. Yabancı yatırımcıların tapularla ilgili yasanın kolaylaştırılması. Daha çok Rus gelsin. Mortgage sisteminin Altın Baş Bankası gibi başarılı bir şekilde diğer bankalarda da uygulanması. Londralıları ve Avustralyalıları da borçlandıralım diyor. Gelsinler buralardan alım yapsınlar. Rahmi Roket. Güzel öneriler bence bunlar. Hikmet Kaya günaydın. Akdeniz'den günaydın Serhat'ım. Nasıl şişeciklerimiz Celal'ım? Celal'ım burada görüyorsun. Ekoliv gayet güzel şişeciklerimiz. Ama görünmemesi lazım şeyin. Evet, bunun kapağında var ama ters çevirdik, okunmuyor. Onun için sorun yok. Ekoliv. Bizim birkaç yüz daha şişemiz var burada. Ne var mesela? Kantara, pekmez. Abi bunu kim yaparsa elleri dert görmesin. Sağlıklı olsun bu kantara, harnuk pekmezi, kantara balığı. Aganigi naganigi demiştik bal için. Aganigi naganigi bunu desem size de gerçekten çok önemli. Ama kantara balığının burası, mesela bu bile var hediye paketçi. Neydi bu? Kabak macunu. Kabak macunu. Kabak da pişti hikayesine gelmeyelim tabii ki. Kantaranın sadece kabak macunu mu var? Sadece balı bekmezi mi var? Hayır. Portakal reçeli. Doludur bizim Muraş'ta kutu. Dolu. Dolu. İnanamam. Sok elini al çıkar. Mesela bir harup pekmezi daha. Harup pekmezi bir var bu kavanoçluklarda. Bir var bu şişeciklerde. Bir de var ufak şişelerde. Dün onu aldım götürdüm. Ankortladım Türkçesiyle Harun pekmezini ve gerçekten Mehmet Akmandor kardeşciğim bilin sen bunları, çok güzel. Efendim günaydın tekrardan. Devam edelim bütün herkese bugün bilgisayarımızın sıkıntısından dolayı iPad'la idare etmeye çalışıyoruz. Bütün mesajları göremeyebilirim, çok özür dilerim sizlerden. Alışkın olma meselesiyle alakalı bir durum. Tekrar bakalım. Yok öyle bir şey diyor Lika Şemedi. Televizyonlar çalışıyor. Demek ki bizim arkadaş çalıştıramadı. Kaçtı yerinden. Salman Samer kardeşim günaydın. Yılbay Direkçi günaydın. Sevgiler, saygılar. Sevgili Yılbay Direkçi. Hadi. Gabudi'de yaz kendini hissettirmeye başladı. Artık sevgili Yılbay abim de açacak restorançıyı çarşamba günü herhalde inşallah. Gondaras'ı unutmayalım diyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün bizi alıştık bilgisayara. Tak 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 gidiyorduk orada. Her şey güzeldi ama biz şimdi devam edelim. Bütün yayınlama Ahmet Benzincioğlu'na da günaydın diyelim. Otelleri ne zaman açıyorlar acep diyor. Bu konuda bugünkü gazetelerde çok sayıda haber var. Bayramdan sonra hedefliyoruz diyor. Çünkü dün Sayın Bakanı Ünal Üsteli
Kuzey Kıbrıs Eko Agro Turizm Federasyonu Başkanı Tarık Tarkan Bozalan başkanlığındaki heyet izledi, iyi işe yaptı, ziyaret etti. Tabii bu açılışlar ufak otellerle ilgili olacak diye düşünüyorum. Marketlerin kapanış saatleri değişti mi? Açıklamaları dinledim ama anlamadım. Ben de bilmiyorum Sayın İnci Haksoy ama zannedersem değişmediler. Sadece saatleri ileriye aldılar. Yani 9'du 10'a kadar oturun sokakta anlamına geldiler. Kubilay Güler günaydın. İnci Haksoy tekrardan günaydın. Biz biraz daha devam edelim internet üzerindeki gazetelerimize. Ve Afrika gazetesine bakalım. Döviz kararı yok, kiralara ise 6 aylık süre demiş. Evet, Bakanlar Kurulu dün dövizle ilgili karar almak istiyor, bekliyordu tabii ki Afrika gazetesi ama alamadılar. Doları dün Bakanlar Kurulu 3 TL'ye çekmek için yoğun çaba harcadı. İp bağladılar. Bütün makam arabalarını yan yana getirdiler. İpi eklediler, çektiler, çektiler, olmadı. Olmadı. Bir türlü getiremediler. Şey olmadı yani, olmadı. Yoksa Bakanlar Kurulu gerçekten dün çok çaba harcadı. Çok çaba harcadı. Söyleyeyim size bugünkü döviz ne kadardır. Bakanlar Kurulu'nun bütün çabasına rağmen sterlin, gerçi dün 8.51'di, 8.46'da bugün sterlin. Amerikan dolaros, Amerikanos dolaros, bak bayağı düştü. 6, 7.5 oluyordu neredeyse. Dün 7 sıfırlardaydı. Bugün 6.92 civarında dolar. Bir miktar o da gaydı aşağıya doğru. Yani zaten Allah Türkiye'mize ve Türk liramıza güç versin inşallah. Düşer daha fazla ve euro 7.48 civarında, bunu da belirtelim. Guterres'den Akıncı'ya mektup. Guterres, salgının ada çapında neden olduğu sorunların üstesinden gelmek için işbirliği, diyalog ve eşgüdüm içinde inisiyatifler gerekir dedi. İnşallah olur bunlar. İnşallah Sayın Guterres, size de sağlıklı günler diliyoruz. Sahtekarlıktan tutuklanan Büyükonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu iddiayla tabii ki tutuklandı. 7500 TL nakdi kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Afrika soruyor, belediyede göreve devam mı? Mahkeme Halil Sennaroğlu'nun 5000, Ahmet Sennaroğlu'nun 10.000 TL nakdi teminatla serbest kalmasına karar verdi. Sennaroğlu kardeşler için iki KKTC vatandaşı 100.000 TL şahsi kefalet senedi imzaladı. Ayrıca haftada bir günün yakın karakola giderek ispatı vücut yapacaklar. Kamuoyu Ahmet Sennaroğlu'nun belediye başkanlığından azledilip azledilmeyeceğini merak ediyor. Evet, Afrika gazetesi diyor ki Hasan Taçoy hafta sonu Türkiye'den kaynak gelecek dedi, gelmedi. Dursun Oğuz Ağustos'da denizdeki su borusu tamir edilecek dedi. Afrika diyor ki edilmeyecek. Bu memlekette yalanın bile bir itibarı kalmadı. Onu da bitirdiler diyor. İlginç bir yorumdur bu ama bir de şu var. Güneye geçiş yasaklanmadı. Bir yalan daha ortaya çıktı. Rum İçişleri Bakanı Nuris, kuzeydeki Kıbrıslı bir Rum kadının Kermiya kapısından güneye geçiş talebini reddetmediklerini açıkladı. Nuris, ki S'yi okumazsanız Nuri. Nuri, kadın daha önce iki seferde olduğu gibi kendi isteğiyle bundan vazgeçti dedi. Böyle bir şey yok. Evet, Afrika gazetesi böyle idi. Hakkıncı istifa edebilir diyor Hakikat gazetesi. Akıncı istifa edebilir. Kim diyor bunu? Erhan Arıklı başkanım diyor. Çünkü biz artık şey kavgasına girdik, yani artık pandemiden çıktık. Biz bu kavgacığa başlayacağız. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine olan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendirirken, Akıncı tartışmalı bir pozisyonda olmaktansa istifa ederek mağdur kahraman bir rol pozisyonuna soyunabilir dedi Erhan Akıncı. Tarifeli uçuşlarla ilgili net bir tarih yok.
Kamu Görevlileri Sendikası, KamuSen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önlem almadan tüm personeli işe çağıran bir genelge yayımladığını, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Metin Atan Başkan açıkladı. Sendikalar vatandaşın gerekli hizmeti alabilmesi için gerekli önlemler alınarak Bakanlar Kurulu'nun bilim kurulu önerilerini dikkate de alarak daireleri açmasına karşı değiliz, ancak Bakanlar Kurulu kararlarını hiçe sayarak ya da kurumların kendilerini Bakanlar Kurulu üzerinde görmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Ve Covid-19 sonrası ülkenin ekonomik olarak geldiği nokta hükümeti ölesiye korkutuyor diyen YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, Türkiye ile iletişimsizliğin cezasını tüm halkın çektiğini söyledi. Türkiye ile iletişim sorunu mu var? Ben bir ayda iki kez konuştu başbakan ve hepsi diyor ki sık sık konuşuruk. Hasan Taçoy diyor ki hafta sonu para gelecek. Acaba 3-4 sene evvelden kalmadır o bilgi. Hafta sonu bugündür o da yani. Ayrıca belirtmekte fayda görüyorum. Keşke yapmasaydı Sayın Bakan o açıklamayı. Keşke yapmasaydı. Evet, devam edelim internet üzerindeki gazetelerimize. İnternet üzerinden 20 Mayıs'ta yeni aşama diyor Star Kıbrıs. Kudret Özersay'ın açıklamalarını söylemiş. Ve burada bir başka iddia var bugün. Gerçekten insan gülüyor, sabah sabah zor durumda kalıyor. Yani yorum yapmaya da çekiniyorum. Ne dersem yanlış anlayacaksınız. Fena bir şey söyler bu adam diyeceksiniz. Türkiye'ye saldırır diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Allah Türkiye'yi korusun. Allah Türkiye'de koronavirüs belasını bütün dünyadan savutsun, davutsun, dağıtsın, bitsin bu iş artık. Bizim hiç öyle bir derdimiz, kimsenin öyle bir derdi olamaz. Ama bizdekiler yapmıyor bu işi bence doğru dürüst. Söyleyebilirler, gerçeği söyleyebilirler, diyebilirler ki kardeşciğim en eşidir ya. Let's not be maskara. Yani gelin maskara olmayalım çünkü eneşi money, eneşi kotor. No para. Ne diyeyim artık? Bakın burada Suat Yeldener, Başbakanlığın iki müsteşarından biri, Başbakanımızın Türkiye'den para en geç iki hafta içinde gelecek. Hani böğün geleceğiydi. Yani ne diyeyim? Ne yapayım yani? Hani verdiğin sözler mi diyeyim? Para gelecek. Hani? Nerede? Hani? Yani şarkı mı söyleyelim? Yani sonra biz kötü oluyoruz. Biz hain oluyoruz bunu söylediğimiz zaman. Pardon, ama siz ne oluyorsunuz? Neden yalan? Neden propaganda? Neden hamaset? Why do you go to Barcelona? Biz buradayız. Uçmayın. Hepimiz kardeşiz. Yoksa yok diyeceksin. Vuracaksın elini masaya ve diyeceksin ki vergileri artıracak. Bakacağız nereden bulacağız paramızı, maaşları da indirecek. Sorry, budur. Yapamayız başka. Ya da buyurun siz yapın. Evet, bu da güzel. Bu da geçer, bu da geçer. Alışmalıyım, dayanmalıyım. Halkın Sesi gazetemiz. Normale dönüşte bir adım daha diyor. Dünkü 7 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısından bahsediyor. Otellerimizin açılışa hazırlanması olayını da anlatmışlar bugün. Bayram sonrasında turizm tesislerinin açılması hedefleniyor. Otelcilik sektörü buna hazırlanıyormuş. Ve
Ve Havadis gazetesindeyiz. Havadis gazetesi ne yazmış bakalım internette? İngiltere'de koronavirüsü yenen 70 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ertan Nazım BBC Türkçe'ye konuştu. Yoğun bakımda 11 gün bekleyenlerim vardı diyor. Nefes almakta zorlanıyordum. Birkaç kez kendimi göy vermek istedim. Dedim bırakayım artık gitsin ama beni bekleyen insanlar, ailem, çocuklarım, torunlarım, arkadaşlarım aklıma gelince yeniden gücümü topladım, savaştım ve yendim diyor. Allah sana mutluluk ve sağlık versin Ertan Nazım. Destek talebi değerlendiriliyor. Havadis'in manşet başlığı böyle. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın mektubuna Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de cevap verdi diyor. Bandırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ülkeye girişlerle ilgili 3 aşamalı bir yapı öngörüldüğünü belirterek birinci aşamada KKTC vatandaşlarının 1 Haziran'dan itibaren ülkeye dönmesi, ikinci aşamada ülkede ikameti olmayan KKTC vatandaşlarının, üçüncü aşamada vatandaş olmayan ama yaşam düzenleri KKTC'de olanların geleceğini söyledi Sayın Tolga Atakan. Yani 1 Haziran'a kadar, 1 Haziran'dan itibaren KKTC vatandaşları. Ondan sonra ikinci aşamada KKTC vatandaşı olup ülkede sürekli ikamet etmeyenler, sonra ülkede sürekli ikamet edip KKTC vatandaşı olmayanlar gelecek diyor. Ve dün iki genç insanın yaşamını yitirdiği geminin kaptanı tutuklandı. Havadis bunu da yazdı. Volkan'ın manşetinde İsmet projesinin çöpe gittiği haberi var. Ve Tatar Cumhurbaşkanı seçilirsem KKTC'nin ayrı bir devlet olarak adadaki varlığını sürdürmesi için çaba harcayacağım dedi. Kıbrıs manşet uçuşların başlamasına THY mi karar veriyor? Hayır, Türk Hava Yolları aylardır bilet satışı yapıyor, çıkıyor ama tabii ki olmuyor, daha açılmadı. Bu şartlarda Rumlarla çözüm mümkün değil dedi Sayın Ersin Tatar. Tarifeli uçuşların tarihi belli değil diyor Tolga Atakan. Tedbiri elden bırakmadan açılım yapacağız diyor Sayın Ünal Üstel. Ve kamu çalışanları bugün görev başı yapıyor. Sağlık Bakanlığı'na alınan test kitleri konusunda yolsuzluk iddiaları kafalarda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Pilli niye sessiz diye sormuş manşet. Bugün Pilli niye sessiz? Biz de sorduk, merak ettik. Gündem Kıbrıs gazetemize bir bakalım. Gündem Kıbrıs gazetesinde bugün neler var? Hemen bakıyoruz. Var mı bugün önemli bir haber? Bakanlar Kurulu, Cengizköy'de dün bir yangın çıkmıştı. 200 dönümlük alan yandı. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Belirtelim bu arada, ihtiyaç sandığı dairesine ait internet sitesinde 1500 TL destek alamadım sorun bildir sayfası var. Bu çok önemli, sizlere de aktarıyoruz. Dün Eczacılar Günü'ydü ama aynı zamanda dün Dünya Çiftçiler Günü'ydü, biz unuttuk. Şimdi kutlamış olalım, Dursun Oğuz Bakan da kutluyor. Evet, bunu da sizlerle paylaştık. Kıbrıs Postası gazetemize, Kıbrıs Postası'na bir bakacağız. Kıbrıs Postası gazetesinde neler var bugün, hemen bakalım. Evet, kamuda pazartesi günü normal çalışmaya geçiliyor ama bugünden itibaren çağırdılar. Kibrit'ten bütün sivil toplum örgütlerine çağrı, gelin birlikte olalım diyor Günay Kibrit Başkanımız. KKTC COVID-19 salgınını bitiren ilk ve tek ülkedir diyor Sayın Ersin Tatar. Ve önemli bir haber tabii ki, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği'nden Ömer Suay COVID-19 sürecini değerlendirdi. KKTC Engelliler Dayanışma Derneği olarak faaliyetlerini anlattı ve 600 kişinin engelli 600 kişinin istihdam edilmeyi beklediğini söyledi ama tabii ki bu nasıl bir
olacak, nasıl olacak ayrı bir mesele tabii ki. Evet, Kıbrıs Postası gazetemizi, Kıbrıs Postası'nı okuduk. Bugün Haber Kıbrıs gazetesinin internet sitesine de bakalım. Haber Kıbrıs'ta bugün konuyla ilgili neler var? Akdeniz sallandı. Evet, Akdeniz'de bugün sabah saat 01.33'te 4.2 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesiyle Yunanistan'ın Lasiti açıklarında 4.2 şiddetinde, Allah korusun tabii ki, beterinden saklasın. Bunu da sizlerle belirtelim, sizlere paylaşalım. Başbakan Ersin Tatar, BRT'ye özel bir yayında dün akşam BRT Haber Merkezi'ne konuştu. Sağlık altyapısının güçlendirildiğini anlattı. Bu çok önemli tabii ki, salgın altyapısı. Ama şu anda bizim için en önemli olan konulardan bir tanesi pile konusu ve güneyde çalışan işçiler konusu. Bunlar daha çünkü çözüm bekleyen konular. Güneyde okuyan çocuklar, aynı zamanda bizim çocuklarımız, geçtiydiler, geçmediydiler. Otellerimiz, kumarhanelerimiz, işsizlik, parasızlık. Evet, pile ile ilgili henüz net bir karar yok diyor başbakan. Bölge halkının Rum tarafı ile temas halinde olmasından dolayı bulaş riski yüksek diyor. Pile ilgili çok ciddi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu konuyu konuşalım. Sadece pileyi değil. Pileliler de dahil olmak üzere birçok insan bulaş riski ile ilgili olarak alınmamız gereken, herkesin kişisel olarak alması gereken tedbirlere tepki gösteriyor. Ne gibi mesela? Mesela tokalaşma konusunda birçok insan çok çekiniyor, korkuyor, ürküyor. Aslında bu çifte taraflıdır. Yani sadece sizden çekinmiyoruz, kendimizden size karşı da çekinme olabilir. Herkes şu anda risk altındadır. Bu memlekette bu iş bitti, kapandı, mümkün değil, bir daha gelmez, kimse demesin. Çünkü bu ülkeye insanlar kaçak yollardan da girebiliyor. Sadece Ercan'dan, Kermiya'dan veya Girne Limanı ile Mausa Limanı'ndan gelmiyor buraya insanlar. Başka noktalardan da çıkıyor. Bunun en az 100 tane haberi var son 300 gün içerisinde. Dolayısıyla hiç kimse bu biz ada ülkesiyiz, her şey bitti, kapandı demesin. Burası Yeni Zelanda değildir. Burası Avustralya değildir. İnsanlar yüzerek de gelebilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Çok iyi yüzen biri Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya gidemez. Ama çok iyi yüzen biri gelebilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Efendim, manyaksın sen diyebilirsiniz. Hayır, ihtimal vardır. Ha, Yeni Zelanda'ya da yüzerek gidebilir mi? Şu şekilde gidebilir. Gemi yanaşır kıyıya, atar geni, o da yüzer çıkar. Öyle 50 metre, 100 metre kadar mı? 150 metre ise zor, çünkü köpek balıkları parçalayabilir. Bizde o durum yok. Sandalına gelinebilir bize. Tekneyle, biraz daha büyük yatına, biraz daha büyük yatına. Ve kimse de görmez. Evet, sahil güvenliğimizin çok muhteşem botları, tekneleri var, çok hızlı. Böyle dün akşam öğrendim, 62 mil saatte giden falan uçak. 20 dakikada, 25 dakikada Erenköy'e gider Girne'den. Yani gerçekten muhteşem botlar var, tekneler var. Ama kolay değil gene de. Geliyorlar, giriyorlar. Onun için bu yalaş bulaş hikayesine çok dikkat etmek lazım. Tokalaşmayacaksınız. 20'sinde açılıyor restoranlar, meyhaneler. Yakın oturmayacaksınız. Birbirinizin tabağına dokunmayacaksınız. Yani çok önemli. Eldivensiz garson kabul etmeyeceksiniz, ama eldivenli garsonun eldiveninden de bulaşabilir hikayeleri var. Yani tedbirler çok önemli hala. Geçti ve bitti bu iş demeyin.
geçti bitti bu iş demeyin. Devletin sağlık sisteminin kontrolü dışında en az 2500 insan girdi bu ülkeye. Lütfen. Devletin sağlık sisteminin, hatta devletin güvenlik, gümrük ve muhafaza sisteminin dışında bu ülkeye 2500 insan en az girdi son bir ay içerisinde. 2500 değil ise 2120'dir, atıyorum ama o civardadır. Ha, askerimizi eleştiriyor, Türkiye'ye laf ediyor falan, geçin bunları, artık bıktık usandık bunlardan. Bunları bırakın artık. Bu filmlerde kimse seyretmiyor artık bunu. Yani Kemal Sunal filmi değil ki 10 defa arka arkaya seyredesin bunu. Yeter artık. Bitti. Onun için lütfen bu konuya çok dikkat edelim. Hijyene çok dikkat edelim. Ha ayıptır, çekindim, adam uzattı bağ elini falan, tokalaş. Hemen git yıka. Hemen git yıka ya da çıkar cebinden kolonyacını, acele öldür oraştaki varsa. Ama efendim bana biz mikropluymuşuk gibi davranırsınız. Değil kardeşim, hiç alakası yok. Bu hastalığın yayılmasıyla alakalı bir şeydir. Evet, başbakanın da, Kudret Özersay bakanımızın da söylediği gibi pile olayı çok büyük bir dramdır. Çok korkunç bir üzüntüdür. Ve gerçekten artık Güney Kıbrıs'ta da sıkıntı çok azalmıştır. Çünkü 1500 tane test civarı yapılıyor, 2 tane çıkıyor ama hala bulunduğuna göre çok dikkatli olmamız lazım. Ta ki bu mesele bitsin. Peki bu mesele biter mi? Efendim, kafalar bu yüzden çok karışıktır. Yani örneğin sıcak etkiler mi konusunda... Sıcak etkiler mi konusunda bu virüsü? Son 3 gün içerisinde 6 farklı yorum okudum. 5 farklı veya yorum okudum. Bizim bir doktorumuz burada, Tamer Şanlıdağ hocamız, profesör. Mümkün değil dedi. Sıcak etkilese filan ülkeyi etkilerdi. Alakası yok dedi. Güney Kıbrıs'ta konunun uzmanı bir yardımcı doçent doktor dedi ki, plajda kum üstünde mümkün değil dedi, çünkü bu virüs sıcakta hayatta kalmaz, ölür. En çok bir dakika hayatta kalır. Bunlar önemli konular, bunlar önemli sıkıntılar. Bir notumuz ulaştı bizlere. Evet, bu konuyu da söyledik, sizlerle tartıştık. Şimdi sıcaklık etkiler mi konusu Londra kafaları çok karıştırdı. Londra diyor ki, Londra, biz 2 hafta içinde, 15 gün içinde bu kentte virüs kalmayacak gibi bir açıklama geldi Londra'dan. Ve bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Sıkıntılı bir durum. Çünkü öyle midir? Bu mudur? Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkililerinden, uzmanlarından biri aşı 4-5 seneyi bulabilir dedi. 6 seneyi bulabilir, hiç olmayabilir dedi. Ama dikkat edeceksiniz. HIV ile yaşamayı öğrendiğimiz gibi burada da öğreneceğiz diyor. Çünkü onun da henüz aşısı yok deniyor. Mesela Solar Bay Paralik. Şimdi reklama geçeceğiz. Güneş enerjisini Solar Bay Paralik elektrik enerjisine çeviriyor evimiz içerisinde. Evet, selamlar ediyoruz herkese. Çok selamlar ediyoruz. Bugün isimleri çok okuyamadık, çok özür dilerim. Bilgisayarımızın sıkıntısından dolayı ekranı kayıyor böyle, kaydı gitti. Solar Bay Paralik güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor evinize, unutmuyorsunuz. Intergaz tabii ki
her zaman söylüyoruz. Mavi tüpümüz, bu mavi başka mavi. 444-55-44'ü arıyorsunuz. Tabii cepten arıyorsanız 0392'yi de istiyor. 444-55-44 Intergaz. Vestel diyoruz. Fazla söze gerek yok diye ekliyoruz. Vestel. Akay Optik, Adana'nın tek FBDO gözlükçü diplomalı optik mağazasıdır. Akay Optik. Ve dünyaca ünlü gözlük markalarını bulabileceğiniz en doğru adrestir. Lefkoşa'da Mehmet Akay Optik, Mausa'da Vizyon 2000. Changar Motors, fazla söze yine gerek yok. BMW diyoruz, Mini diyoruz, Ford diyoruz, Changar Motors diyoruz. Yeşildal kanalizasyon sistemleri, sosyal medyadan lütfen takip edin. Mutfak giderinizden vidanjör hizmetlerine kadar, kuyu boşaltmaya kadar her şeyi çözeceğiz sizler için. Zafer Küpeş'te, Korkuluk ve Küpeş'te de bir numaralı marka demiştik. Arden Hellim'i masadan eksik etmeyeceğiz demiştik. Kantara, burada Kantara, Harnup pekmezi ama Kantaramızın balı, reçeli, macunu, her şeyi benim yanımda da var. Benim yanımda da var. Demin size kabak macununu gösterdiydim. Mesela ne var burada? Çilek reçeli. Çilek reçeli. Eskiden Tolga abi gelirdi aralarda. Çörek getirirdi, peynircik getirirdi. Şimdi getirse sürgene reçeli de. Evet, Kantara demiştik. Afrodit Wellness and Spa. Onun da açılacağı günler yakındır. Ve ben ilk açılış gününde orada olacağım. Onu Afrodit Wellness and Spa, Afrodit Güzelliği. Gaziveran'da, deniz sahilinde bu ülkeye yapılan en muhteşem yatırımlardan biri. Selba Homes, selamımızı verdik. Ecoliv, hemen burada zaten şişeciklerimiz. Ecoliv zeytincilik, Ecoliv zeytinyağları bütün marketlerde. Ecoliv zeytinyağları, yerli tüketelim lütfen. Zaten buna bir bakarsanız tadına bırakmayacaksınız diyoruz. Ve paket servislerimiz açıldı. Zaten açılmıştı. Sevener restorantımızda Alsancak'ta çarşamba günü açılacak. Hizmete de girecek ama paket servisimiz devam ediyor. Arayın gelsin. Naci Aydınkaya günaydınlar. Salih Ekmekçioğlu, Erkan Yeşilpınar, Seni Çavuşoğlu, hocam günaydınlar. Herkese selamlarımızı iletiyoruz, Cemal Teralı yeğenime de. Ve reklama geçiyoruz, ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız.